see it. Allah'ın sevgili kullarından biri bir rüya görür. Rüyasında kendisine şöyle denir: sabah olunca karşına ilk çıkanı ye, ikinci çıkanı sakla, üçüncü çıkanın dileğini kabul et, dördüncü geleni sakın üzme, beşinciden de kaç. Sabah oldu. Dışarı çıktı, yola koyulup gitti. Karşısına kocaman bir dağ çıktı. Bu koca dağı görünce şaşırdı. Kendi kendine şöyle dedi: Rabbim bana bunu yememi emretti. Sonra şöyle dedi: Rabbim bana gücümün yetmeyeceği bir şeyi emretmez. Onu yemeye karar verdi. Dağa doğru yürüdü, yürüdü. Yaklaştıkça dağ küçüldü. Tam yaklaştığı zaman koca dağ bir lokmaya dönüşmüştü. Onu tutup yedi. Baldan tatlı buldu. Allah'a hamd etti. Yürüyüp gitti. Karşısına altından bir leğen çıktı. Şöyle dedi: Rabbim bunu da saklamamı emretti. Bir çukur kazdı, gömdü onu. Yürüdü. Az gittikten sonra dönüp baktı. Leğen toprak yüzüne çıkmıştı. Hemen geri döndü, tekrar gömdü. Baktı ki yine çıkmış. Bir daha gömdü. Sonra yine toprak üstüne çıktı. Kendi kendine, ben emredileni yaptım diyerek bırakıp gitti. Karşısına bir kuş çıktı. Peşinden bir şahin onu kovalıyordu. Kuş ona şöyle dedi: ey Allah'ın sevgili kulu, beni sakla, bana yardım et. Kuşu aldı, koynuna sakladı. Peşinden şahin geldi. Şahin şöyle dedi: ey Allah'ın sevgili kulu, ben açım. Sabahtan beri de şu sakladığın kuşun peşindeyim. Onu yakalamak istiyorum. Benim kısmetime engel olma. Kendi kendine şöyle dedi: üçüncünün dileğini yapmam emri verildi. Yaptım. Dördüncüyü üzmemem emredildi. Şimdi ne yapacağım? Bu işe şaştı. Sonra bıçak aldı, kendi uyluğundan bir parça et kesti. Şahin'e attı. O da kapıp kaçtı. Daha sonra kuşu saldı. Bundan sonra yürüyüp gitti. Kokmuş bir leş gördü. Onu da bırakıp kaçtı. Akşam olunca da şu duayı yaptı: ya Rabbi, sen daha iyi biliyorsun ki emirlerini yerine getirdim. Bu işlerin manası neyse bana bildir. Acaba bu gördükleri neydi? İşte onlar rüyasında şöyle anlatıldı. Birinci görüp yediğin öfkedir. Önce koca bir dağ gibi görülür, sabırla öfke yutulursa baldan tatlı olur. İkincisi iyi amelindir. Ne kadar saklarsan sakla, yine meydana çıkar. Üçüncüsü sana bırakılan bir emanettir. Ona hıyanet etme. Dördüncüsü şudur: bir insanın sana bir dileği ulaşırsa onu yerine getir. İsterse sana lazım olan bir şey olsun. Beşincisi gıybettir. İnsanların gıybetini edenlerden kaç. Şüphesiz her şeyi bilen Allah Celle Celaluhu'dur. Let's see it.